Sesli. Çek! Bağır diyor. Kayık çıkıyor. Tamam bırak oğlum şey ben aşağı. El indir ha dizgin dur. Beni. Kile çek onu külmesi durmaz ki. Hiç tabii. İbrahim yani hayattan küsmedi. Hiç yani. Hayata sarıldı. Sarıldı yani ha. Şey. Beni. Bunlar da amcasının çocukları. Önce böyle böyle yazıyordu. Hani yani. 22 yılında. Evet. Güreşiyor muyuz? İbrahim'in Buski Spor'daki yapmış olduğu güreşten alınan işte fotoğraflar. Nasıl bunları saklamışsın? Bugün terapisi değil mi? Senin gibi güzel kavalyen varken sen de güzel. İbrahim bak çekiyor ama işte öyle şeylik yapma ki. Doğru. Bırak abi. Kusura bakma benim telefon çok yavaş. Önce yani, şey söyleme. Sesli ya şey yapma. Dayı'yla Bursa'ya geldik. Hı hı. Bursa'da İbrahim'in ilk okul hayatı başladı. İbrahim ilkokulu bitirdikten sonra ortaokul dönemlerinde belediye Buski Spor'a başladı. İbrahim çalışkanlığıyla, güzel güreşleriyle göz öldüren bir çocuğumuzdu. Güreşe devam ederken İbrahim'in arkadaşlarıyla bir sohbetten dönüşü esnasında bir trafik kazası geçirdi. Bu trafik kazası sonucunda İbrahim 27 gün yoğun bakımda kaldı. 27 günden sonra tekrar kafasından çıkarılan kemiği yerine takılması için tekrar hastaneye yatırdı. Hastanede belli bir müddet yattıktan sonra kafatası kemiğini 8 ay sonra taktılar. Tabii bu süre zarfında İbrahim bitkisel hayat yaşadı. Yatağa bağlı yani hiç. Evet, yatağa bağlı olarak bitkisel hayat yaşadı. Bu zaman zarfında İbrahim'in hastanede almış olduğu görmüş olduğu İbrahim'in tedaviler sonucu İbrahim gerçekten doktorlarımıza bu çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hocalarımız olsun, doktorlarımız olsun İbrahim'le çok ilgilendiler. Evet. İbrahim evet kendine geldi ama tabii İbrahim'in beyin trafik kazası sonucu beyinden almış olduğu darbe İbrahim'i ne yazık ki böyle sakat bıraktı. Yürüyor mu? Ne zaman yürümeye başladı? İbrahim trafik kazasından bir sene sonra evet. Ayağa kalkabildi. Fakat tabii ki bu ayağa kalkması yürümesi anlamında değildi. Evet. İbrahim ayaktayken yürüyemiyordu. Hı hı. Ancak ayakta dikilebiliyordu. Kendisi güreşe çok meraklıydı. Güreşe meraklıydı. Evet güreşi de dediğim gibi ilkokul bitiminden sonra
belediye buski sporda güreşe başladı. Şu an kendisi güreşebiliyor galiba. Şu an tabii İbrahim sakat olmasına rağmen şu an hala güreşi unutmuş değil. Ara ara arkadaşlarla beraber tekrar antrenmanlara gidiyor. Evet. Bazı mayoyu giyerek antrenmanlara giriyor. Evet. İbrahim güreşi çok seviyor. Azmiyle yani azmiyle, başardı. Evet, azmiyle inşallah bu şeyini yenecek. Biz buna siz bu aşamada çok iyi baktınız herhalde çocuğunuza değil mi? Evet tabii. Bir babanın, bir annenin çocuğu üzerindeki böyle gıptası, çocuğumuzun da hayata tutunması kendisini bu duruma getirdi. Tam yitirmese de İbrahim dışarıdan akıllı çocuk dediğim gibi dışarıdan girerek liseyi bitirdi. Lise diplomasını aldı. Evet. Lise 1'e gidene kadar 98 yılında başlamıştım. Evet. 99 yılında başladım. 99 yılından 2005'e kadar gittim, devam ettim. Hı hı. 2005'e trafik kazası geçirince. Evet. Mecburen süpermek zorunda kaldım. Güreş hayatıma. Güreş hayatım bitti. Hı hı. Okul hayatım bitti. Ve çırpma yapabiliyorum sadece. Evet. Dalmaları yapabiliyorum. Nasıl? Heyecanlandı mı tekrardan güreşince? Evet, aynen. Antrenman salonumu çok özlemiştim. Evet. Antrenman salonumu 15 yılından sonra yeniden gördüm. Evet. Çok heyecanlanmıştım gerçekten. Liseyi de bitirmişsin galiba sonra evet, dışarıdan. Açıktan düzce bitirdim. Ama işte dediğim gibi okul arkadaşlarım yerine masa başında çok güzel bir iş istiyorum. Masa başı iş yapabilirim. Bilgisayardan anlayabiliyorum. Evet. Bilgisayardan anlıyorum. Evet. Dikkat. Dikkat. Koltuğa doğru yürü.